İki günde yap, dükkan aç, 40 yıl evini geçindir. Bugün de Tekirdağ köftecilerle aramızı bozuyoruz. Ama bunun için ilk önce kasaba gidiyorsunuz. O en seksi, en sempatik ses tonunuzla bana 1 kilo dananın döş kıskığından kıyma ver diyorsunuz. Tekirdağ köftesi yaparken kıyma tamamen dana kıyması olmalı. Bir soğan, 2 tane sarımsak, sarımsakları rendenin en ince tarafıyla rendeleyerek tarife başlıyoruz. Hemen ikinci sarımsağı rendenin en ince tarafıyla rendeliyorum. Bu arada hemen ters çevirelim. Kalın tarafıyla soğanı rendeleyeceğiz. Rendenin kalın tarafı. Çok şaşıracaksınız biliyorum ama saat gece 3. Bir vampirin, bir Tekirdağlı vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Posasını kullanmayalım. Soğan sarımsak hazır. Buraya dikkat. Soğanın suyunu süzüyorum. Bakın, soğanın suyunu sıkmıyorum. Tekirdağ köftesi yapmanın 2 formülü var. Yıllar önce birincisini vermiştim. Hemen şu yukarıya bırakıyorum. Soğanın suyunu tarif içinde daha sonra kullanacağız. Köşeye ayırın. İrmik. Tekirdağ köftecileri ikiye ayrılıyor. Kimisi irmikle yapıyor. Bu arada 1 yemek kaşığı irmik. Kimisi ise ekmek içiyle yapıyor. Her ikisi de doğru. Hem irmikle yapılabilir hem de ekmek içiyle yapılabilir. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı, damak tadınıza bağlı hangisini seçeceğiniz. Normalde soğanı, irmiği kıyma ile birlikte çekmek gerekiyor. Herkesin evinde kıyma makinesi olmadığı için bu arada 1 yemek kaşığı galeti unu iç malzeme sanki kıyma ile birlikte çekilmiş gibi özdeşsin diye elimizle yoğurup lapa haline getiriyoruz. Ve tam istediğimiz gibi bir lapa hamur elde ediyoruz. Bu hemen artık kıymanın içine. Soğanın suyunu hatırlıyor musunuz? Soğanın suyu. Yok efendim, soğanın suyu köfteyi acı yapar. 1, 2 çay kaşığı karbonat. Artık bu ezbere konuşmaları bırakın. Soğanın suyu bu ikinci yöntemde kullanılıyor. Ha, yaparsınız, olmazsa yazarsınız yorumlarda. Bu arada 1, 2 yemek kaşığı limon. Hemen karıştıralım. Hemen karıştırın. Karbonat hemen köpürmeye başladı, görüyorsunuz. Etkileşime girdi. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Hemen içine, hemen içine. Hemen yoğurmaya başlayalım. Buradaki en önemli silahımız çok iyi yoğurmak. En az 10 dakika yoğuracağız. Bütün lapa malzeme içinde kaybolacak. Gece gece uzun uzun yoğurmak istemedim. Makine kullanacağım. Hemen şu kaba alalım. Ve hemen makinede yoğuralım. Artık şöyle bir makine alabilirsiniz. Çok ucuzladı bunlar. Doğru aparatı kullanalım. Markası hiç önemli değil. Hiçbir bağımız yok. Hiçbir kârımız yok. Ama fiyat performans olarak bu makine bana yaradı. Çok memnunum. Başka yerde 4000 liradayken aldığım yerde 2500 lira. Merak eden varsa link atabilirim Instagram'dan. Instagram'ı takip etmeniz yeterli. Yeniden cam kaseyi alalım. Tamamen cam kaseyi aldıktan sonra şöyle bir kıymayı kontrol edelim. İçindeki havayı alalım. Bakın, ufak bir parça alayım. Görüyor musunuz kıymanın durumunu? Tamamen istediğim gibi düzeltip artık bir kapak kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Zamanı olan bir gün boyunca köfteyi bekletiyor. Zamanı olmayan en az 4 saat bekletiyor. Ama bir gün bekletirseniz çok lezzetli olur. Dikkat, henüz baharatlarını atmadık. Dikkat edin. Bir gün sonra devam edeceğiz. Tam bir gün oldu. Kapağını beraber açalım. 1, 2, 2,5 çay kaşığı tuz. Yani tuz size kalmış miktarı. 1 çay kaşığı ve 2 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı pul biber. 1, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Ve bir yumurta. Karıştır. Çok iyi yoğur. Buradaki tüm silahımız çok iyi yoğurmak. En az 8-9 dakika yoğurun. Ben yine makine kullanacağım. Kendimi bu gece hiç yormuyorum.
İyice karıştığına emin olduktan sonra yine o lavuğu düşünün. En sinir olduğunuz kişiyi düşünün ve onu yerden yere vurun. Bak köfteyi yerden yere vuruyorsunuz. Bazıları yine yok efendim nimeti yerden yere vuruyorsun diyen bir iki tane kamil çıktı. Memlekette Müslüman bırakmadınız. Bütün gençler ateist sayenizde. Şimdi bunu üstünü streçliyoruz. Hiç hava almaması lazım. Ve kapağını kapatıp tekrar buzdolabına kaldırıyoruz. Köftenin sosunu yapalım. Tekirdağ köfte sosunu yapalım. Bu tarifi daha önce verdiğimde bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Kışlık yaptığımız domates sosu, yani uzun süre kaynattığımız, yanlış anlaşılma şurada. Normal domates rendesi kullananlar sosu tabii ki güzel olmadı. Şöyle 2 yemek kaşığı kışlık domates sosu, uzun uzun kaynatılmış sos olmalı. 1 çay kaşığın 3'te 1'i kadar pul biber, 1 çay kaşığın ucuyla karabiber, biraz tuz ve 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Sadece karıştırın. Sadece karıştır. Sosu şöyle. Şöyle kaba alalım. Daha şık dursun. Buradaki önemli nokta kullandığımız domates rendesinin kışlık domates sosundan olması, uzun süre kaynaması ve kullandığımız biber salçasının lezzetli olması. Acı olup olmaması size kalmış. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Sosumuz hazır. Hemen yancılarını bitirelim. İster kırmızı, ister beyaz soğan. Piyazlık şekilde doğra, ince ince. Ne kadar ince, o kadar lezzetli. Tuz. Şöyle iyice yoğurun. İyice, yalnız en az bir 2-3 dakika yoğurun. En az 2-3 dakika, hatta 5 dakika yoğuruyorum. 5 dakika sonra maydanoz. Hemen maydanozu ince ince, ince ince, ne kadar ince o kadar lezzetli. Köfte, yemek, güzel kadın, bol para ve insan daha ne ister ki? Ve sumak, tamamen damak tadınıza bağlı, ne kadar isterseniz. Limon. Ve ver coşkuyu, ver coşkuyu. Şu salata sizi hiçbir yerde ama hiçbir yerde mahcup etmez. Bütün salata buraya. Son bir kez karıştır. 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 Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Yancılar hazır. Bir gün daha geçti. Artık köftemiz hazır. İşte Tekirdağ köftesini böyle uğraşarak yapıyorlar. Toplam 2 gün uğraş, dükkan aç, 40 yıl evini geçindir. Artık şunu bir kızartıp tadına bakabiliriz. Köfteyi beraber açalım. Şunu yapan bana dua edecek. Bak şimdi köftenin yapısını görüyor musun? Görüyorsunuz değil mi yapısını köftenin? Harika. Şimdi hemen şöyle alalım. Şöyle bir kap alalım. Biraz su. Ve artık köfteyi yapmaya başlayabiliriz. Ceviz büyüklüğünde, hatta cevizden biraz daha büyük alıyoruz. Bakın elimize yapışmasın diye elimi ıslatıyorum. Islattıktan sonra şöyle 2-3 yoğurup şeklimi veriyorum. Şu bir köfteyi al. Elini biraz ıslat. 3 parmağını biraz yoğur. Şeklini ver. Kalınlığa getir hemen hemen ve hazır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 köfte çıktı. Daha da köftemiz var. Buzluğa kaldırmak isteyenler. Bakın şöyle üstünü kapatacak. Üstünü kapattıktan sonra bunu buzlukta 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilir. Ben tek tabanca adamım. Bu kadarı fazla benim için. Bu buzlukta sırasını beklesin. Kalan köfteye devam ediyorum. Çok fazla yardımcı olur musun, dükkan açıyorum falan diyenler var. Şimdi ben bayilik vermeye başladım. Hatta alanlar var. Eylül'de bakalım kısmet olursa bir tanesi. İzmir'de açılıyor. O yüzden etik olmaz. Yani kırılanlar oluyor. Zaten yardım ettiğim 9-10 aile var. Bizim sistem şöyle. Kendi mezeni kendin yapacaksın. Geliyorum. 2-3 gün içinde meze yapmasını öğretiyorum. Kendi mezeni kendin yapıyorsun. Parasını soranlar oluyor. Gizli saklı hiçbir şey yok. 200 bin lira bana veriyorsunuz. 100 bin lira da dükkanın içini yapmak için kendiniz harcıyorsunuz. Aynı tabelayı yapmak zorundasınız. Türkiye içindeyseniz 200 bin lira isim hakkı ve kendiniz meze yapabilmelisiniz. 100 bin lira da dükkanın içini yapmak için para ihtiyacınız var. Bunun sonu yok. 1 milyon da harcayabilirsiniz dükkanın içini. Ama toplam 300 bin lira gibi bir rakama ihtiyaç var. Yurt dışından olanlar
400 bin isim hakkı veriyor. Yurt dışında geliyorum. Sistemi nasıl yapacağınızı öğretiyorum. %100 kar ediyorsunuz. Hatta şu anda yapanlar en aşağı 30 bin kazanıyor. 40 bin 50 bine kadar da rahat rahat kazananlar var. Ama ticaret yapıyorsunuz, unutmayın, her şey sizde bitiyor. Ve benim sisteme uygun olmalısınız. Onun için kimse kırılmasın bana. Ya Koray, yazıyorum. Yüzlerce kişi oldu. Hangi birine cevap vereceğim? Köfteler hazır. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen şöyle sırasını beklesin. Döküm tava. Bizim emektar. Bir ekmek. Kes ikiye. Size Tekirdağ'daki köfteciden çok daha lezzetli köfte yapıyorum bak. O ısınana kadar zaman kaybetmeyelim. Biraz zeytinyağı. İşte bu. Biraz kırmızı toz biber. Bakalım. Evet, gayet iyi. Çevirelim. Bu tarafı da kızarsın. Bu arada bir tane biber. Bir domates. Yarısı yeterli benim için. Şöyle bir bakalım. Ekmekler kızarmış. Harika. Ekmekler hazır. Biber hazır. Kızartırken şöyle bir püf noktası var. Zeytinyağı koyuyorsunuz. Göstermemişlerdir genelde bunu size ama bu böyle kızarılıyor. Zeytinyağını böyle yapıyorsun. Minimalist çalışıyoruz. Bu arada şöyle Taynalcı'ya gidiyorum. O minimalist evler yapanlar var ya. Diyorum ki bak kardeşim diyorum. Ben diyorum haftada en aşağı diyorum bak en aşağı 500 bin. Ayda diyorum 2,5-3 milyon kişi izleniyor. %30'u normal her zaman izleyen. %70'i farklı kişiler. Gel diyorum şu taynazı bana makul fiyata ver. Karını alma. Barter da demiyorum ha, dikkat edin. Şöyle yağladıktan sonra hemen böyle. Bunu göstermezler ama böyle yağlanıp kızartıyorlar normalde. Şimdi bu hemen kızarır. Dikkatli olun. Bak görüyor musunuz? Hemen dış tarafını mühürlemesini yapıyoruz bile. Kızartırken buna dikkat edin. Ya da diyorum tekniği diyorum bana makul fiyata ver diyorum. Yani bu böyle bir reklam hiçbir yerde bulamazsın. Yok kardeşim, Türkiye böyle malından vazgeçemiyor. Hemen şöyle alalım. Hep orada olacağız zaten. Konuklar olacak. Zaten kanal gitgide büyüyecek ama kafa basmıyor işte. Türkiye gerçeği böyle. Şöyle zeki bir adamla tanışamadık. Taynaz yapan firması olan, tekne firması olan. Ama benim istediğim gibi olacak. Dandik Taynaz veya Dandik Tekin yoksa 10 kere almıştım şimdiye kadar. Köftenin her tarafını mühürledikten sonra ocağın altını kısıyorum. Daha doğrusu kısıp da ortanın arasına getiriyorum. İçi de pişmesi lazım. Artık bu saatten sonra çevirerek kızartıyoruz köfteyi. Şimdi sağlamasını yapalım. Tutuyor mu? Görüyor musunuz? İşte bu doğru yaptığımızın kanıtı, görüyor musunuz? Basketbol topu gibi. Tekirdağ'da bile böyle köfte yemedim diyeceksiniz. Bak Koray diye dersiniz. Burası muhteşem kokuyor. Artık ben bile dayanamayacağım. Köftelerde evde yapmanın faydaları nasıl okkalı oldu farkında mısınız? Yaptığımız sosu hatırlıyor musunuz? Aynen böyle. İşte bu. Peki piyazı hatırlıyor musunuz? Nasıl gözüküyor? Şu köfteyi Tekirdağ'da yiyemezsiniz. Bak bu kadar bu kadar dolgun, bu kadar lezzetli. Küçük bir itiraf. İki tanesini yedim. Çok güzel kokuyordu. Hemen şöyle bir bakalım içi pişmiş mi? Bak. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın. Elle melle. Çok güzel be. Çok güzel be. Bak sosu da birebir gösterdiğim gibi. Püf noktasını anladıysanız sevmemeniz mümkün değil. Açın ağzınızı. Bir de şöyle soslu bakın. O naciymiş. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. Sosu,
soğanı, domatesi, biberi ve köftesi. Bak, şu kıya size babanız yapmaz. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Açıklama bölümüne ilk versiyonunu da bırakıyorum. Onu da yapabilirsiniz. Sessiz çoğunluk. Efendi bir tayfa var. Gereksiz bir efendilik, gereksiz bir sessizlik var sizde. YouTube algoritmasıyla savaşıyoruz farkındaysanız. Bizi öne çıkartmamak için elinden geleni yapıyor. O sessiz çoğunluk sesini çıkardığı anda bizi kimse tutamaz. Instagram'ı zaten hala abone olmayanlar, takip etmeyenler bir sürü. Hepimize yine sağlık. İzleyip abone olmayanlar, sizi zaten hiç onun için unutmuyorum. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.